TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Nihan Yaşaroğlu. Kendini Bilmek programıyla karşınızdayız. Hayatın içinden meseleleri konuşacağımız, kendimizi bilmeye, kendimizi bulmaya çalışacağımız bir program olacak. Sizlerin de izlerken keyif alacağınızı umuyorum. Bugün çok kıymetli bir konuğum bizlerle. Uzman klinik psikolog, aynı zamanda rehber öğretmeni Zeynep Karzoğlu Şimşek. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hayatın belki de en karmaşık dönemlerinden biri olan ergenlikten bahsedeceğiz bugün inşallah. Ergenlik hem ergen bireyler için hem ebeveynleri için çok karmaşık bir dönem. Ve ne yapacaklarını bilmedikleri bir durumla karşılaşıyor her iki tarafta. Ve bize yenilikler getiriyor aslında ergenlik. Ve bu yeniliklerden birisinde ben kaygı olduğunu düşünüyorum. Peki Zeynep Hanım, nedir bu kaygı? Nedir bu kaygı? Hepimizin hayatını bol bol meşgul eden, sadece ergenlerin değil, hepimizin hayatını bol bol meşgul eden bir durum kaygı. Kaygı için aslında çok basit bir tanımlama yapmamız gerekirse, beklenmeyen bir durumda yaşadığımız yoğun endişe hali diyebiliriz. Ve buna somatik belirtiler de eşlik ediyor. Somatik belirtiler dediğimiz işte kalp atış hızlarının artması olabilir, terleme olabilir, titreme olabilir. Her bireyde farklı şekilde tezahür ediyor. Bu belirtilerin eşlik ettiği duruma biz aslında kaygı diyoruz. Peki şunu sormak istiyorum. Kaygı dediğimiz zaman farklı tanımlamalarda, benzer kelimelerde kullanıyoruz. Mesela anksiyetem arttı diyoruz. Ya çok stresliyim diyoruz, çok kaygılandım diyoruz. Bunların belli bir ayrımı var mıdır? Neye kaygı deriz, neye stres deriz, neye anksiyete deriz? Aslında daha fazla kafayı karıştırmamak adına hepsinin iç içe olduğunu söylememiz herhalde yeterli olacaktır. Çünkü herkesin kaygıyı yaşama şekli farklı oluyor. Az önce söylediğim gibi farklı fiziksel belirtilerimiz eşlik ediyor olabilir, farklı düşüncelerimiz eşlik ediyor olabilir. Bir birey stres yaptığında midesine vuruyordur, başkasının başına vuruyordur. Başkası tamamen uyumak istiyordur o anı atlatmak için. Hepimizin belirtileri ve başa çıkma mekanizmaları farklı oluyor. O yüzden daha fazla hani böyle kavramlar üzerinden gitmektense daha akıllı kalıcı olması açısından hepsinin iç içe olduğunu söylemek daha doğru olacaktır galiba. Yani vücudumuzda bazı değişiklikler oluyor. Kimimizin midesi bulanır, kimimizin elleri titrer. Kimimizin o sırada karnına belki kramplar girer. Kesinlikle. Ama bir şeylerin yolunda olmadığını gösterir bize en nihayetinde. Kaygılı anımızda biz bunu hissedebiliriz. Peki biz biraz ergenleri düşünecek olursak, ergenlerin hayatında kaygı nasıl seyrediyor? Şunu eklemiş olayım, ergenlere oradan geçeyim. Kaygı tabii ki olacak. Ama dozajı önemli. Hangi noktada biz artık işlevselliğimizi yitirmeye başlıyoruz? O noktada kaygı bizim için sıkıntılı olmaya başlıyor. İşlevselliği yitirmek nedir? Biraz bahseder misiniz? Biz belki tabii kendi ki terimlerimizden aşinayız ama izleyen herkesin kafasında tabii da aynı ki şeyi oluşturalım. Sosyal ilişkilerin bozulması işlevselliğin bozulmasıdır. Yaptığımız işlerde kaçınma olabilir. Çok basit bir örnek vereyim. Mesela ergenlere doğru gideceğimiz için sınıf ortamında bir sunum yapması gereken bir ergeni düşünelim. Ve bu yüzden aşırı yoğun kaygı yaşıyor, midesi bulanıyor, çıkmak istemiyor. Hatta belki o gün okula gitmeyi reddediyor. Burada şunu söyleyebiliriz. Kişinin işlevselliği bozulmaya başlıyor. Yani günlük hayatına yansımaya başlıyor. İlişkilerinde zedelenmeler olabiliyor. Günlük hayatına yansıdığını fark ettiğimiz an diyebiliriz ki artık işlevselliğimiz bozulmaya başlıyor. İşlerimizi etkilemeye, belki onları aksamasına sebep olabiliyor. O noktada biz evet işlevselliğimiz bozuluyor ve kaygı bizim için artık riskli bir duruma geçmeye başlamış diyebiliriz. Bu ergenlerde sunum yapma durumundan bahsettiniz. Ergenlerde daha çok biz aslında bir topluluk önüne çıkma durumu olduğunda önceki yaşlarına göre ya da sonraki yaşlarına göre biraz daha belki de yoğun kaygı yaşadıklarını fark ediyoruz. Tabii burada artık kendi benliklerini oluşturma çabası var. Nasıl göründüklerine daha fazla önem verme durumları var. Peki biz bunu bir sınıflandırabilir miyiz? Yani bunun bir acaba bir alt başlığı var mıdır? Topluluk önüne çıkmakta kaygı yaşama durumuna biz nasıl ele alabiliriz? Sosyal kaygı dediğimiz nokta aslında tam olarak bu. Üç başlığa ayıralım mesela. Şu anda ilk aklıma gelen şekilde söylüyorum. Olumsuz durumlarda değerlendirilme korkusu. Bu
bir sunum yapma vesaire gibi durumlarda ortaya çıkabilir. Yani performans gösterdiğimiz durumlarda ortaya çıkabilir. Genel durumlarda sosyal kaçınma ve huzursuzluk duyma, bundan kaçınmayla alakalı bir durum olur. Bir de yeni durumlarda, yeni insanlarla tanışma, yeni bir ortama girdiğinde sessiz kalma, tamamen kapanma, iletişim kurmama gibi. Bu şekilde üç başlığa ayırabiliriz aslında. Bu üç başlıkta düşündüğümüz zaman da şemalar kafamızda daha net bir şekilde ortaya çıkıyor aslında. Bu şekilde söyleyebilirim sanırım. Peki mesela bir kişi ya da ergen bir birey diyelim ya da ailesi çocuğunu gözlemliyor. Nelerle karşılaşırsa biraz aklına bu sosyal kaygıyı getirdi diyebiliriz. Hangi durumlar bize bu kişide sosyal kaygı olduğunu düşündürür? Aslında buna cevap vermeden önce şunları eklemekte fayda var. Sosyal kaygının önemli belirtileri ergenlik döneminde görülmeye başlanır. Çünkü ergenlik döneminde artık ailenin fikirleri, ailenin söylemlerinden ziyade akran çok daha önemli bir hale geliyor. Yani bir arkadaşın bir arkadaşı kıyafetini beğenmedim ya da bu kıyafet olmamış sana demesi bir annenin çocuğuna söylemesinden çok daha önemli bir yer teşkil aslında ediyor. Aslında o yaşlarda biraz daha gençler artık anne babalarıyla değil de arkadaşlarıyla alışverişe çıkmaya başlamak istiyorlar aslında. Çalışmalar da bunu gösteriyor bir yandan. Yani ergenlik zamanında artık arkadaşların fikirlerinin ön planda olduğunu biz çalışmalarda ergenlerin verdiği cevaplardan da görüyoruz. Şunu da eklemekte fayda var aslında. Evet, ergen ben akranlarımla takılmak istiyorum. Onlarla vakit geçirmek istiyorum. Onların fikirlerini önemsiyorum diyor. Ama ailenin desteğini ve güvenini de arka planda da hissetmek istiyor. Bu da aidiyet için, kimlik gelişimi için önemli bir yer arz ediyor aslında. Biraz açıklayabilir miyiz? Nedir bu aidiyet dediğimiz şey? Aidiyet için şöyle biraz sözlük anlamı olarak bahsetmemiz gerekirse aslında ait olma hali. Herkes aidiyet kurduğu bir nokta, herkesin birbiriyle ya da bir noktayla aidiyet kurduğu şeyler vardır. Bizim insanımız için mesela hemen biriyle tanıştığımızda nerelisin dediğinde aslında onun aidiyet unsurunu öğrenmeye çalışıyor. Çünkü işte benzer ya da yakın memleketse hemen tamam şöyle böyle hemen orada bir aidiyet kurmaya çalışıyoruz aslında. Özellikle bizim toplumumuz için ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bununla alakalı aidiyetle alakalı bir araştırma yapma şansım olmuştu. Hani bizim toplumumuza gerçekten çok kıymetli olduğunu gördüm ve düşünüyorum. Çünkü evet okuyoruz vesaire bakıyoruz. Ya bizim için bu zaten çok önemli. Hani kendi aile ilişkilerimizde, toplumda, okul içinde hani bulunduğumuz her sosyal ortamda çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kişi kimliğini kazanmaya çalışıyor ergenlik döneminde ve aidiyet oluşturabilmesi o kimliğin sağlıklı olması için, daha sonraki hayatı, hayat akışı içerisinde sürdüreceği profil için çok çok kıymetli. Bu kimliğini oluşturma çabasını nasıl tanımlarız? Yani kendini sıfatlarla ifade edebilmesi mi kişinin ya da kendi özelliklerini, karakter özelliklerini bilmesi mi? Ne diyebiliriz bu kimliğini oluşturma çabasına? Aslında ergen açısından baktığımızda ergen için bunun net bir cevabı yok. Çünkü ergen dediğimiz şey böyle ergen dediğimizde de çok olumsuz bir imaj gelmiyor aklımıza nedense. Çünkü bütün işte ebeveynler, öğretmenler hep ergenler şöyle böyle kafamıza maalesef çok olumlu bir imaj çıkmıyor ama ergenler zaten kendi içlerine bir savaştılar. Çünkü çocukluktan ergenliğe, ergenlikten yetişkinliğe geçiş dönemi ve hayat boyu belki doğumdan ölüme kadar en çok değişimin olduğu dönem. Sanki böyle dönemi. Biraz arada sıkışmış kalmış gibi tam oluyor olarak değil öyle mi? Aslında. Çünkü birey bazen bakıyorsunuz gayet olgun bir yetişkin gibi sizinle konuşup tartışabiliyor. Bazen de onun olgunluk beklediğiniz durumda bir çocuk gibi davranabiliyor. Ve kendisi de bunu anlamlandırmakta çok zorlanıyor. O yüzden bu süreçte o kimlik kurma vesaire dedik ya. Kendisi de o kimliği kurarken o bir debelenmenin içinde aslında çok inişli çıkışı, ruh halleri kendisi de kendini anlamakta ve tanımakta zorlanıyor. Bunu sağlıklı kurmaya çalıştığında da o sağlıklı kimlik ortaya çıkmaya başlıyor diyebilirim aslında. Yani bir yandan bir kimlik oluşturma çabası var, bir yandan aileden kopmaya çalışıyor ama aile de arkasında olsun istiyor. Ve bir yandan da artık toplulukta kendini birazcık gösterme tabii çabası da yer alıyor. Ve buna eşlik eden tabii ki yani kaygının tanımından bahsederken dediğiniz gibi yeni bir durumla karşılaşmak dedik mesela. Ve işte artık yepyeni durumlarla karşılaşıyor derken biz şimdi yepyeni bir kavramdan onlar için yeni bir kavramdan bahsediyoruz. Evet. Sosyal kaygı. Aynen. Peki
Hangi durumlarda biz anlarız ki bir ergen sosyal kaybı yaşıyor? Ergeni aslında doğal ortamında gözlemlememiz gerekiyor. Bir topluluğa karıştığında ya da ev içinde düşünelim. Bir misafir geldi vesaire. Onun yanında yer içerken rahatsız oluyorsa ve rahatsız olduğunu fark ediyorsak hani onu gözlemlemekte fayda var. Yine aynı şekilde belki hani sınıf öğretmeninden ya da rehber öğretmenlerinden belki bir geri bildirim almakta fayda olabilir. Yani performans sergileme durumlarında öğretmenin aniden işte X kişi işte bu sorunun cevabını biliyor musun ya da sen kalk anlat gibi vesaire gibi bir sınıf ortamında böyle şeyler çok normal biliyorsunuz. Öyle bir durumda ergenin o anda belki dona kalması, belki moralinin bozulması, ağlaması, reddetmesi, sınıfı terk etmesi hani örnekleri arttırılabilir. Yani o durumların üzerine durmakta fayda var. Çünkü kaygı yaşayan bireyleri bizim toplumumuzda şöyle bir dezavantaj da var. Kaygılı olan, sosyal kaygısı olan bireylere çok kolay fark edemiyoruz. Neden? Çünkü sessiz sakin duran kişi bizim toplumumuz iyidir, hoştur, uysal çocuktur, mülayimdir vesaire. O yüzden fark edilmesi gerçekten çok zaman alan bir süreç olabiliyor. O yüzden ebeveynlerin dikkat edeceği hususlar aslında böyle ufak küçük nüanslar, küçük detaylar çok önemli olarak gözümüze battığını söyleyebiliriz. Eğer fark edemezsek dediğim gibi ileriki hayatında daha büyük yaşlarda ortaya çıkabilir ve bunu keşfetmekte daha zorlanabilir. Bir de bu kaygının aslında hani işlevsel olmayanın da tanımını yaptık ya, işlevsel yönünden de birazcık ben bahsedelim istiyorum. Tabii. Yani mesela bunu biz bir eğri gibi düşünürsek, kaygıyı bu eğrinin hangi noktasında sınıflandırırız, kafamızda nasıl bir şekil canlandırabiliriz? Aslında şöyle diyebiliriz, eğri meselesine hemen geleceğim ama zihnimize daha net bir şekilde anlatmamız gerekirse. Şimdi bu bir grafikse, sıfırdan yüze kadar artan bir grafik olduğunu düşünelim. Her birey için bu değişkendir. Bazı insanlar için kaygı işlevsel olur. Hangi noktada? Sınava hazırlanma noktasında mesela. Geleceğinden endişelenen bir ergen sınavı için üniversite sınavı için hazırlanmaya başlar. Bazı ergenlerde ben nasıl olsa yapamayacağım vesaire ya da ben kesinlikle çalışsam da olmuyor diyerek tamamen tersini yapabilirler. Yani o net bir şema çizmek ya da net bir grafik çizmek belki çok doğru olmayabilir. Çünkü o da bireye göre değişiyor. Evet. O yüzden sadece şunu söyleyebiliriz. Evet, dozunu aldığımız sürece faydalanabiliriz. İşlevselliğimize işlevsellik katabilir. Ama bazen de tamamen bizi ketleyebilir. Hareketlerimizi engelleyebilir. Ama asıl mesele kendimizi o noktada doğru keşfetmek belki de. Ergenler bunu da keşfedemiyorlar. Çünkü dediğim gibi zaten kendi iç dünyalarında fiziksel değişimleri var, bilişsel değişimleri var, sosyal duygusal olarak değişimler yaşıyorlar. O bedensel değişime ayak uydurmak bile zaten çok farklı bir nokta. Bunlarla uğraşırken zaten o sosyal kaygıyı asla fark etmeyebiliyorlar. Yani sınıfta... Yani hep sınıf örneğini verdik ama ergenler üzerinden konuştuğumuz için söyleyebiliriz bunu. Gönüllü olmaz mesela, kaçınır. Sırası geldiği ya da geleceği gün okula gitmez mesela. O yüzden dedim ki bireye göre değiştiği için net bir skala çizmek, net bir grafik çizmek çok doğru olmayacak gibi geliyor. Kişilik özellikleri de tabii, bunu fark ettirecek. Kesinlikle. Peki bu ergenlik dediğimiz zamanı da bir kafamızda bir netleştirmeye çalışalım. Yani kaç yaşından itibaren biz bir kişiye artık ergenlik döneminde diyoruz? Gerçi şu an tanımlar da sık sık değişiyor. Beliren ergenlik var, genç yetişkinlik var. Böyle biz de aslında alanın içinde de birazcık karmaşık durumdayız. Kesinlikle. ICD'ye göre tanımlayalım. ICD'de uluslararası bir hastalıkların tanımlama sistemi diyelim. 3 ayırıyor o. Yoksa 5 ayıran var, daha fazla ayıran var sizin de söylediğiniz gibi. 3 ayırıyor. Erken ergenlik, orta ergenlik, geç ergenlik arası. Yaş olarak da şöyle söyleyebiliriz. Aslında bu da yıldan yıla ve nesilden nesile gerçekten değişiyor. Özelliklerinin değiştiği gibi. Kızlarda 10-12, erkeklerde de işte 12-13 gibi başlıyor. 17-18-19, 20-21'e kadar çıkan ayrımlar var. Bu şekilde devam ediyor. Yine o da bireye bağlı olarak değişebiliyor. Yaş olarak da bunları söyleyebiliriz başlangıç yaşı ve bitiş yaşı olarak. Yani böyle artık üniversitenin ilk zamanlarında bile hala o bocalamayı yaşamaya devam ediyorlar. Tabii, tabii. Burada peki biz ailelere nasıl bir rol biçebiliriz? Aslında ailelere ben gözlemci durumda kalmalarını, yani gözümüz seninle olsun
ama çok da müdahaleci olmama şeklinde bir öneride bulunuyorum kendi deneyimime istinaden. Çünkü hele ki şu andaki ergenler çok daha fazla farklılar. Bizlerden çok farklılar. Annelerimizin, babalarımızın ergenlik döneminden çok çok farklılar. Ya bu farklılık nasıl bir farklılık gözlemliyorsunuz? Ben özellikle siz okulda da hani bunu gözlemleme şansınız olduğu için de sormak istiyorum. Nasıl bir farklılık var nesilden nesile ergenlik çağında? Aslında tam olarak o sebepten klinik psikoloğum ama ergen çalışma grubum olduğu için de okulda devam ediyorum. Çünkü her gün her zaman farklı bir profille, farklı bir belirtiyle karşılaşıyorum. Şöyle çok basit bir örnek vereyim. Şu anda 2000 nesli diyelim. Yani o milenyum neslinden sonrakiler çok çok farklı. Nasıl farklılar? İlgi alanları bir kere çok farklı. Ya da onların ön plana çıktıkları, ilgilendikleri alanlar çok farklı oluyor. Mesela işte 90 nesline doğru gidelim. Yavaş yavaş geriye gideceğimizi varsayarsak. 90 neslinde belki bir müzik türü olarak işte rock'tır, rap'tir vesaire işte punk'tır falan bu tarz müzik türleriyle ilgi alanları oluyorlardı. İşte o gruba aidiyet hissetmeye çalışıyorlardı. Sadece ilgi alanları üzerinden bile ne kadar değiştiklerini fark edebiliriz. Ama şimdikiler tamamen bilgisayar ve ekranla ilgiler. Oyunlar, yazılımlar ve hepsi yeni şeyler keşfediyorlar. Sürekli gelişim halindeler ve bir yandan da şöyle bir dezavantajı oluyor. Artık tatmin olamıyorlar. Bilgisayar başında sürekli bir şey keşfediyorlar, yeni bir şeyler öğreniyorlar. Belki kendi kendilerine bir şeyler geliştiriyorlar ama artık tatmin olamıyorlar. Bizden sonra 80 nesline gidelim. Hani böyle birebir gözlemleme tabii şansım olmadı. Fakat onlarda çok çok daha farklı şeyler diyor. Sadece ilgi alanlarımız ve meşgul olduğumuz şeyler bile çok fark ediyor. Aslında annelerimiz hep böyle bahseder ya işte ben senin yaşındayken elimden tığ düşmezdi, örgü düşmezdi, saatlerce başından kalkmazdım. Bir işin başında oturamıyorsunuz falan böyle. Aslında biz onların söylemlerinden de bunu birazcık çıkartıyoruz diye düşünüyorum. Zaten o bocalama o yüzden yaşanıyor. Yani annelerimiz, babalarımızla aramızdaki o belki gerginlik durumu bu yüzden çıkıyor. Çünkü onlar kendi dönemlerindeki gibi olmamızı bekliyorlar. Fakat ergenler sürekli değişiyor. Belki bir 2-3 sene sonra, 5 sene sonra karşılaşacağımız profiller çok daha farklı olacaklar. Ama şu an için, bu 2000'den sonraki nesil için, hatta belki 2010'dan sonraki nesil için şunu söyleyebiliriz. Bu arkadaşlarımız gerçekten adapte olması, odaklanması zor bireyler. Ve mesela sanıyorum ki zaten de duyuyoruz araştırmalardan ama ekran bağımlılığından da böyle küçük bir nüans bahsetmiş olalım. Ekran bağımlılığının çok fazla oluyor. Her iki pandemi koşullarıyla fazlaca beslenen bir durum oluyor. Dediğim gibi tatmin olmama, mutlu olmama, istedikleri şeyleri çok çabuk erişiyorlar. Bilgi dediğimiz şey zaten çok kolay ulaşılabiliyor. Sadece buradan bile aslında neslin ne kadar değiştiğini fark edebiliriz. İşte kütüphaneye gitme vardı, işte kitaplardan araştırma vardı. Şu an asla öyle bir şey yok. Kütüphaneyle ilgili kafalarına ne canlanıyor onun hakkında bile bir fikrimiz yok yani. Ya da kütüphaneye gidip ödev yapmayla ilgili daha doğru ifade edeyim. Bunlar bile değişiyor. Tabii bu neslin getireceği sıkıntılar da buna bağlı olarak değişiyor. Ama daha çok ön plana ne çıkıyor diyorsa tatmin olamama, memnun olamama, memnuniyetsizlik. Belki de o çağımızın genel olarak sıkıntısı. Bir de ekran bağımlılığından bahsedebiliriz. Bu tatmin olamama durumuyla ilgili biz acaba ailelerimize ne söyleyebiliriz ki çocuklarına birazcık yardımcı olsunlar? Söylemlerinde ne gibi değişikliklere giderlerse eğer iletişimleri belki biraz daha sağlıklı bir noktaya gelebilir. Aslında keskin bir şekilde şu yapılmalı bu yapılmalı demek yine doğru olmayabilir. Fakat tutarlı olmak ve belki karşı tarafı sadece anlaşıldığını hissetmek bile yeterli olacaktır. Çünkü sadece ufak bir noktada bile çok çabuk istediğine erişebilmesi kişinin zaten o tatminsizliğini, memnuniyetsizliğini besleyen bir durum. Alabileceği halde bir şeyi almasını engellemek değil de neden almaması gerektiği üzerine belki konuşmak.
Bu anladığımızı hissettirmek, yani bunu birazcık açalım istiyorum. Çok kıymetli bir şey. Hı hı. Her yaşta da insanın kesinlikle ihtiyacı. Yani bu sadece ergenlik dönemi, hı hı, diye biraz da böyle etiketlemiş, evet, gibi de, evet, hissediyorum, evet, aslında. Maalesef. O yüzden biraz sonra ben hani ergenliğin güzel yanlarından da bahsetmek istiyorum açıkçası. Hı hı. Çünkü zaten ailelerde bundan çok muzdaripler. Evet. Sürekli sanki sıkıntılardan konuşuyormuşuz, evet, gibi hissediyorum. Ama öyle değil. Her şeyde olduğu gibi bunun da güzel, kesinlikle, yanları var. Buna da geliriz ama yani bu bahsettiğimiz tatminsizlik, işte ekran bağımlılığı vesaire, onlara yaptığımız etiketlemeler ve sonucunda onların da görülmeyen bir ihtiyacı anlaşılmak. Şimdi biz bu anlaşılmayı nasıl ifade edebiliriz? Yani kafa salladım geçti, artık anladığımı hissetsin mi? Mesela nasıl hissettireceğim ben kardeşime ya da çocuğuma? Onu anladığımı nasıl hissettireceğim? Nesilden nesile bir sürü değişen şeyden bahsettik ama değişmeyen tek şey herhalde ergenlerin beni anlamıyorlar cümlesi herhalde. Bunu arkadaşlar için de, ebeveynler için de, daha çok ebeveynleri olmak üzere bunu çok sık duyarız. Nasıl anlaşıldığımızı hissederiz? Hemen kendimize düşündüğümüz zaman da belki bireyin karşımıza sadece oturup bir dakika bile olsa, iki dakika bile olsa bizi dinlemesi. Peki, hı hı, nasıl dinleme? Kafa sallamak değil, hı hı, onaylamak ya da istediğini yapmak değil. Hı hı. Tamamen o konuya ilgili olduğumuzu gösterecek bir oturuş, bir duruş, hı hı, bir mimik, hı hı, gerçekten çok kıymetli oluyor. Hı hı. O an onunla ilgilendiğimizi hissettirebilmek. Ya da o an için o konuyla ilgili bir şey bilmiyorsak bunu daha sonra araştıracağımızı hissettirmek. Hı hı. Ya da sadece onu dinlemek, ondan ben bilmiyorum bildiğimiz halde hani sen bana anlatır mısın, hı hı, tam olarak anlayamadım. Tabii o aradaki ilişkiye ve samimiyete, hı hı, dayalı olarak değişiyor cümlelerimiz. Hı hı. Bu şekilde hissettirebilmek, hı hı, önemli olabilir. Çünkü ergen ben dinleniyorum ya da benim fikirlerime de önem veriliyor şeklinde hissedecektir. Hı hı. Bu da çok kıymetli zaten. O güven bağının oluşması, hı hı, ve ergenin o aslında kopmaların da olduğu bir dönem olduğu için o kopmaları kaymaması adına da bunlar, hı hı, önemli. Çünkü ailemden biri beni dinliyor ve anlıyor. Hı hı. Ya da bilmediği bir konuyla ilgili benim bana danışıyor, hı hı, fikir alıyor. Örnek veriyorum, ergen bireyimiz teknoloji çok ilgili olsun. Ablamız, annesi, abisi, babası bir kulaklık alacaktır ya da bilgisayara bir mouse olacaktır, fay alacaktır. Hı hı. O noktada ondan fikir almak. Hı hı. Kendisinin, ergenin fikri yoksa da benim için araştırır mısın? Sen daha iyi anlarsın, hı hı, daha iyi bilirsin. Hani biraz, hı hı, daha destekleyici, olumlu ifadelerle ondan fikir almak. Dediğim, hı hı, gibi fikirlerin önemsendiğini hissettirmek, hı hı, iyi olacaktır. Aslında çok böyle wow diyebileceğimiz bir şeyler yapmaktan ziyade dinlemek, konuşmak, anlamaya çalışmak, hı hı, ortak noktaları bulmaya çalışmak. Hı hı. Bu oturup işte her gün bir şey hakkında konuşmaya çalışalım, hı hı, bir şey üretelimden ziyade gerçekten real olan şeyler, hı hı, üzerine konuşmak. Birbirimizin ilgi alanları üzerine konuşmak. Çünkü bir süre sonra ergenin de bizim ilgilendiğimiz şeylerle ilgilenmeye başladığını fark ediyor, hı hı, olacağız. Ve bu da hani ilişki gerçekten besleyici bir nokta oluyor. Biraz burada aileler de çocuklarından, yani ergenlik çağında çocuklar daha böyle kendi hallerinde kalmak istiyorlar. Ama aileler de çocuklarının sürekli onlarla bir arada olmasına alışıklar aslında. Yani böyle tarafları ayırmak istemiyorum ama zihin çatışması dolayısıyla iki taraf diye bunu ifade edeyim. İki tarafta böyle bir çatışma durumu oluyor. İşte bizimki de odasından çıkmıyor, yüzünü de görmüyoruz. Aslında orada bir ihtiyaç var. Yani ben seni özledim. Ben, hı-hı, seninle vakit geçirmek, hı-hı, istiyorum. Biraz da belki de böyle onların büyüdüklerini kabullenememek diyebilir miyiz? Yani burada ailelerden ne gibi tutumlarla karşılaşıyorsunuz? Bizim toplumumuz çok anaç, çok babacan bir toplum olduğu için gerçekten bu dediğiniz unsur önemli bir unsur. Hepimizin de hayatında büyük bir önem arz ediyor. Çünkü baktığımız zaman anne diyor ki, o yani anne çocuğu için, o benim için hala işte şu kadar yaşında. Baba aynı şekilde hani daha büyümedi. Ya da birden büyüdüğünü kabul ediyorlar. Bu sefer de işte şu sorumluluğu almıyorsun böyle. Böyle inişe çıkışı, hı hı, çatışmalar olabiliyor. Şimdi aile dediğiniz gibi ergenin büyüdüğünü kabul edemiyor ya da göremiyor. Çünkü benim için o daha küçük bir çocuk. Belki de görmek istemiyor. O da işin ayrı bir boyutu. Kesinlikle. Az önce verdiğiniz örnekler gibi yani odasından çıkmıyor ya da yanımızda oturuyor ama konuşmuyor. Telefonla gidemiyor. Hı hı. Acaba o noktada biraz da çuvaldızı kendimize batırmak lazım. Yani biz ne yapıyoruz?
sadece sürekli sizden şikayet edilen bir ortamda ne konuşabilirsiniz? Evet, sonuçta tabii ki kötülüğünü istemiyoruz ama işte telefonundan kafanı kaldırmıyorsun. Arkadaşlarına bu kadar neler konuşuyorsun, bize ne, hani konuşacak bir şey bulamıyorsun şeklinde. Aslında sürekli biraz da iğneleyici konuşmalar. Yani o ortamda ergen zaten tamamen başkaldırmaya meyilli bir ruh hali içerisinde oluyor. Çok da çekmiyor onu. Düşüncelerimizi, kelimeler çok güçlüdür. Duygularımızı, düşüncelerimizi doğru ifade edebilmek. Tamam, evet, şikayetlerimizi mutlaka beyan etmekte fayda var. Fakat belki doğru kelimeleri seçmek, suçlamamak, yargılamamaya çalışmamak, iğnelemeden konuşmaya çalışmak ilişkimize bir boyut katacaktır kesinlikle. Bunu yapmak önemli bence. Peki biraz da bu ergenlik çağının, bu dönemin güzel yanlarından bahsetmek istesek neler gelir aklınıza? Öyle bir lanse edilmiş ki bize, hemen şöyle ilk düşünce bir 10 saniye gelmedi aklıma. Evet, maalesef. Şöyle aslında ergen hayatın, hani yetişkin bir birey ergene mutlaka şunu, hayatın en güzel dönemindesin. Neden en güzel dönemindeyiz? Hemen kendimizi sorguladığında aslında bir çocuk kadar küçük değil. Bir yetişkin kadar alması gereken sorumluluk yok. Hayattaki en önemli meselesinin işte belki üniversiteye hazırlanmak, arkadaşlarıyla olan problemlerin olduğu. Dediğim gibi ne çocuk olduğu ne yetişkin olduğu. Öyle arada biraz sıkışmış ama biraz da kendini kanıtlamaya çalışan bir dönem oluyor. Güzel tarafı da şu, ergenin olumlu beslendiğinde kendini çok güzel geliştirebildiğini, kendini çok güzel yerlere getirebildiğini görebiliyorsunuz. Ve o noktada ergenin birden o ergen sıfatından kurtulup, evet benim kızım ya da oğlum bir yetişkin oldu. Bunu görebiliyoruz. Güzel tarafı olarak mesela ilk aklıma bu geldi. Aslında sadece ergenlik için değil, hayat boyu her dönemimizde bu böyle. Ne zaman olumlu destekleniyoruz, ne zaman olumlu geri bildirimler alıyoruz ve doğru anlaşılıyoruz. O noktada karşımızdaki kişi ya da yanımızdaki kişi o an büyüyor, besleniyor, kendine bir şeyler katıyor, olgunlaşıyor aslında. Benim ilk aklıma gelen şu anda bu oldu. Ki bence çok güzel, kıymetli şeyler söylediniz. Tekrar bir hatırlamaya ihtiyacımız oldu olan şeylerden bahsettiniz. Şimdi burada biz tabii hani ebeveynlere de çok yüklenmiş gibi olmayalım işte. Şöyle konuşalım, böyle yapalım. En nihayetinde daha sağlıklı yollardan iletişim kuran ebeveynler de var. Tabii. Ama bu biraz sanki iki uca kaymış ve böyle ebeveynlerin kafası biraz karışmış gibi geliyor bana. Çevremde konuştuklarımdan gördüğüm kadarıyla. Bu iki uçtan kastım ne? Bir tanesi bir türlü duygularını söyleyemiyor. Asıl ondan isteğini, çocuğundan ne istediğini söyleyemiyor ve sürekli yargılayıcı bir dil kullanıyor. Diğer tarafta tamamen hep böyle klişeleşmiş bir cümle var ya, işte onu bir yetişkin yerine koymak, bu küçük çocuklar için de koyar, ona bir birey gibi konuşmak falan diye bahsederiz. Sanki burada da birazcık ipin ucu kaçıyor gibi. O zaman şöyle, sanki ergenlerde bir dengesizlikle karşılaşıyoruz. Biraz bundan bahsetmek ister misiniz? Aslında hayatın her aşamasında, her konuda belki de denge çok önemli. Yani bazen dediğiniz gibi ebeveynler işte o ergendir şöyle böyle deyip tamamen ipin ucunu kaçırabiliyor. Bazen de tamamen zarar görmesinler diye, bunların hiçbirinde art niyet olduğunu düşünmüyorum. Ama karşı tarafa geçen pek olumlu şeyler olmayabiliyor. Bazen de dediğimiz gibi çok daha katı bir şekilde ebeveyn davranış gösteriyor. Ya da ebeveyn daha olumlu, daha tutarlı şekilde giderken ergen onu çok olumlu almayabiliyor. O tamamen baş kaldırma içgüdüsüyle belki olumsuz olarak kabul edebiliyor. Ya da kendi kendine takılmaya başlayabiliyor. O işte bu neden böyle oldu, şu neden böyle oldu. Kendi içinde belki büyütebiliyor. Farklı şeyler de tabii ki de bu durumu destekler. Bu noktada hani o dengeyi kurabilmek çok önemli. Onun ergen olduğunu unutmamak. Bir çocuk olmadığını ama bir yetişkinde olmadığını. Bazen karşımıza bir çocuk kadar duygusal, bazen de bir yetişkin kadar olgun çıkabileceğini aslında hatırlamamız ve hani sürekli bunu zihnimize tutmamız gerçekten ilişkilerin kalitesi açısından önemli olacaktır. Baktığımızda anne kendini doğru ifade ediyor sanıyor.
Fakat karşı tarafa farklı geçiyor. Ya da anne ya da babayla konuştuğumuz zaman ben onun kesinlikle kötülüğünü istemiyorum. Ben onun iyiliği için böyle yapıyorum. Ya da kısıtlamaları bu yüzden koyuyorum. Vesaire şeklinde geçiyor. Ama ergen bunu bu şekilde anlamıyor. Özgürlüğünün kısıtlandığını istiyor, hissediyor. Güvenilmediğini hissediyor. Onun dengesini kurabilmek çok önemli. Bunu da gerçekten konuşarak yapabiliriz. Evet, her gün akşam dışarı çıkamazsın. Çıkmaman daha doğru olur. Fakat işte şu gün çıkabilirsin. Bunu her güne dökmek değil. Çünkü ben endişeleniyorum. Dışarıda şöyle şöyle olabilir. Senin için endişeleniyoruz. Vesaire şeklinde doğru bir şekilde açıklama yapmak aslında. Karşı tarafa bunu neden yaptığımızı fark ettirmek ve hissettirebilmek önemli oluyor. Bunu doğru verdiğimiz zaman o dengeyi kurmaya başlıyoruz zaten yavaş yavaş. Ama direkt hayır, kesin bir şekilde tamam çıkabilirsin, tamam gezebilirsin, tamam şöyle böyle tamamen esnek bırakmak ya da tamamen kesinlikle olmaz şeklinde sert bir duruşla çıkmak. Ergen tamamen baş kaldırma eğilimini zaten. O öyle dediyse ben bunu yapmayacağım. Ya da neden bana böyle diyor? Yani karşı tarafa net, doğru, böyle karşı tarafın onu anladığını hissedecek açıklamalar yapmak iyi olacaktır. Karşı tarafta kendini değerli hissedecektir böylece. Ya burada kilit nokta biraz duygulardan ve ne düşündüğümüzden açıkça bahsetmek gibi anlıyorum bahsettiklerinizden. Ya bu sınır meselesi birazcık karmaşaya yol açıyor evde. Örnek veriyorum, bir tartışma yaşanıyor ve ergenlik çağındaki çocuk çat kapısına vuruyor, odasına gidiyor. Şimdi buna iki türlü yaklaşan aileler var. Bu iki uçtan örnek verecek olursak. Bir tanesi senin ne haddine böyle bir şey yapmak, bir çıkışmak. Bir tanesi de aman sesimizi çıkartmayalım, o ergen. Size bir danışan geldi, ailesiyle sohbet ediyorsunuz. Hocam biz geçen gün şöyle bir tartışma yaşadık dedi. Ve dedi ki ben o ergen diye hiç sesimi çıkartmadım hocam. O en nihayetinde bir ergen. Ne diyecek olurdunuz? Tabii bu durum bu noktaya gelene kadar mutlaka bir sürü olay oluyor. Yani ailenin ya da annenin babanın hemen bunu bu şekilde kabul ettiğini biliyor muyuz mesela? Ya da bu noktaya nasıl gelmiş? Çünkü ailenin rolü ve yansıttığı kimlik de çok önemli. Yani aile biraz daha doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum. Belki pasif bir aile olabilir. Ya da çocuk daha pasif olabilir. Tabii bu ilişkilerde değişebiliyor fakat suistimali açık noktalar olduğu için aslında bunun da altını çizmek isterim. Anne baba tamamen evet o ergen diye böyle yaptık derken biraz da o kimlik, anne babanın o kimliğinden dolayı mı böyle? Yoksa gerçekten doğru bir bilinçle mi bu şekilde davranıyor? Bu suistimali biraz daha açabilir misiniz? Tabii ki. Biraz daha böyle ergenlerin aileyi yönetmeye başladığı, biraz daha belki sert bir şekilde özellikle erkek çocuklarda, yine etiketlemek istemiyorum ama daha çok erkek çocuklarda görüldüğünü söyleyebiliriz. Yapma, etme, gitme, bir anda belki bir baba rolüne girme. Biraz daha o sorumlulukların artmasıyla ve kendine olan o özgüvenin gelmesiyle beraber dediğim gibi daha çok erkek çocuklarda o roller değişiyor ve aileyi biraz daha pasif hale getiriyorlar. Bu şekilde sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Ve en nihayetinde tartışmalarda farklı tutumlarla karşılaşıyoruz. Peki siz danışanlarınızla çalışırken nasıl bir yol izliyorsunuz? Bunun birazcık ben netleştirilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Şu açıdan yani son zamanlarda evet çok fazla psikolog var etrafta. İşte biz böyle olabildiğince insanlara bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Ama yine de kafalarda bir belirsizlik var. Yani neden gideriz psikoloğa? Orada ne yaparlar? Her gittiğimizde ilaç mı yazarlar? Şimdi anne babalarda da bu karmaşık sorular olunca kafalarında çocuklarında bazı şeyleri fark ediyorlar ama bu sefer bir uzmandan destek alıp almama konusunda da tedirginlik yaşıyorlar. Birazcık biz onların zihinlerini netleştirmeye çalışalım şimdi. Aslında güzel bir noktaya değindiniz. Hepsi birbirle iç içe olan sorular ama şuradan başlamak isterim. Psikologlar ilaç veremiyorlar. Tıp fakültesi mezunu değiliz biz. O çok önemli. Bir de çok psikolog olmasına rağmen hala şöyle bir algı var, maalesef var. Etiketlenme, yani çocuk neden psikoloğa gidiyor ya da işte şuradan buradan duyarlarsa ne derler? Bunun endişesini yaşıyorlar. Hangi durumlarda gitmeliyiz noktasında aslında biraz daha belki başa döneceğim kaygı meselesiyle gibi. İşlevselliğimiz bozulduğu an, ilişkilerimiz zedelenmeye başladığı an, direnç görmeye başladığımız an belki bir uzmandan destek almak
iyi olabilir. Çünkü zaten kişi kendi içinde yaşıyorsa onu açığa çıkması maalesef biraz daha zaman alabiliyor. Başka ne sormuşsun? Yani nasıl bir yol izliyorsunuz size birisi geldiği zaman? Ebeveyn olabilir. Ya da kişi kendisi artık hani 18 yaşını geçtiğinde de kendi başına belki geldi size. Yardım almak istediğini söyledi. Ne oluyor o odanın içinde, neler dönüyor? Şöyle ergen görüşmelerinde tabii mutlaka ergeni istiyoruz yani. Onun ağzından, çünkü o da artık bir yetişkin olma evresinde olduğu için onun ağzından da mutlaka neler oluyor onu dinlemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Fakat tabii aile zoruyla getirme gibi bir durumla da karşılaşabiliyoruz. O noktada sadece onu suçlamadan, yargılamadan istiyorsan hani anlatmayabilirsin. Hani o güven hissini vermek önemli. Yani çünkü bazı sorular sormamız gerekebiliyor bireyi anlamak için. O noktada beni istediğin zaman durdurabilirsin. Her soruya cevap vermek zorunda değilsin. Buranın sınırları belli ama kendi sınırlarını burada çizebilirsin diyoruz. O güveni verdiğimiz zaman karşı taraf bir tık daha rahatlayabiliyor. Tabii çok daha farklı bir semptomu yoksa. Yani genel olarak hani o esnemeyi sağlayabiliyoruz yani. Ve aileye de onu hissettirebiliyoruz. Ailenin biraz daha çok İşin içinde olmasını istiyoruz ama çok bu böyle ortada gözle görülür olsun istemiyoruz. Çünkü bu artık hani ergenin de biraz daha sorumluluğunu vermiş oluyoruz, bu durumun sorumluluğunu ergene veriyoruz. Bunu verdiğimiz zaman ergenle de eğer olumlu bir iletişim kurmuşsak zaten devam ediyoruz. Ama dediğim gibi evet aile duruyor ama aileyle görüşmeleri devam ediliyor ama aile çok göz önünde olmuyor. Yani o ergeni çünkü benim burada anlattıklarım anneme gidecek mi babama gidecek mi endişesi de oluyor. O güveni hissettirebilmek, o güveni kazanabilmek ilk görüşmelerde çok önemli oluyor. Bunu sağlayabilmek adına ailenin çok çok görünür olmaması görüşmelerimizde önemli oluyor. Tabii ayrı yapıyoruz zaten görüşmelerimizi ama yine de işte onu çok gözüne batırmamaya çalışıyoruz ergenin aslında. Biraz da ailelerde belki şöyle bir çekince de olabiliyordur. Ergen olmadan kendileri sizle konuşurken bir hikaye anlatıyorlar. Kendi gözlerinden bir şeyi anlatıyorlar. Ama belki de arka planda kendi hatalarının da farkındalar. Ve siz ergenle görüştüğünüz zaman tabiri caizse açık etmekten de birazcık çekiniyorlar belki de. Ve burada belki de ergenlere tutumlarında da işte şunu söyledim mi, bunu anlattım mı, ne konuştunuz gibi baskıları da olabiliyor. Siz size karşı böyle bir baskıyla karşılaşıyor musunuz? Yani ailelere size geldikleri zaman nasıl bir beklentiye sahip olsunlar? Aileler maalesef çok beklentiyle geliyorlar. Çok büyük beklentilerle geliyor. Nasıl beklentiler? Bir kere ergenle konuştuğumuz şeylerin onlara gideceğini düşünüyorlar. Bu büyük bir yanılgı. Çünkü zaten güven ilişkisi için seninle kurulan bir görüşme oluyor. Ve kesinlikle çok ince nüanslar hariç o görüşmeler kesinlikle dışarı çıkmıyor. Bir kere bunu öğrenmek istiyorlar. Bu ince nüanslar dediğimiz nedir, bu nüanslar? Tüm görüşmelerde olduğu gibi yani tüm psikologlar yapan ergen, işte yetişkin vesaire fark etmez. Şunlara dikkat ediyoruz. Konuşulanın orada kalacağı ve gizlilik meselesi bizim çok önemli husus. Fakat biz diyoruz ki karşı tarafa kendine veya bir başkasına zarar verme durumu haricinde bu odada konuşulan burada kalacak. O noktada böyle bir ihtimalin olduğunu sezdiğimiz durumlarda farklı yönlendirmelere gidebiliyoruz. Daha önce böyle bir deneyimi var mı, zarar verme ya da bir intihar eğilimi var mı? Onları zaten görüşmelerimizde sorguluyoruz. Ona göre belki yakın birinin iletişim bilgilerini alıyoruz ve olası bir durumda bunu bozacağımızı ve yakınlarına haber vereceğimizden bahsediyoruz. Bu şekilde. Bu ailelerin beklentisinden de bahsettik. Şimdi şöyle de bir etkisi var. Aslında televizyonun etkisinden bahsetmek istiyorum. Son zamanlarda çok fazla psikolojiyle ilgili diziler de karşımıza çıkıyor. Ve burada farklı yaşlarda işte danışanları da görüyoruz. Bu aileler de bunları izledikleri zaman kafalarında belki bir şema oluşuyor. Bu dizilerin oluşturduğu algıyla ilgili, bu dizilerle ilgili siz neler söylemek istersiniz? Her şeyde olduğu gibi avantajları da dezavantajları da oluyor. Hani biraz daha hani belki kişinin kendi sıkıntılarını diyeyim fark etmesini sağlayabileceğini de düşünüyorum. Bir yandan da
seans odasına, terapi odasına girdiği zaman karşı tarafta öyle bir psikolog ya da öyle bir psikiyatrist bekleyebiliyorlar. Bu algılar noktasında belki dezavantaj oluyor olabilir ama onun dışında bizim halkımız böyle şeylere çok ilgili. Psikolojik bir şey olduğunda şöyle böyle vesaire çok ilgileniyorlar. Ve biraz daha o psikolog deyince kafamızda canlanan, kafalarda canlanan o olumsuz algıların kırılması noktasında ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi tabii dizi olduğunu unutmamakta fayda var. Çünkü orada görülen her şey gerçek hayatta birebir olmak zorunda değil. Sadece terapi odası bile, seans yaptığımız oda bile bunun için önemli bir örnek gösterilebilir. Çünkü oturduğumuz pozisyon, durduğumuz şekil hepsi çok önemli. Fakat dizilerde bir tık daha senaryo uyarlanan, biraz daha cezbedici şekilde planlanıyor. Terapiye başlayan kişi bu şekilde bir oda belki ya da bu şekilde bir uzman görmek istiyor aslında. Bunu göremeyince de biraz yıkılabiliyor. Henüz yaşamadım ama yaşayanlardan duyduğum kadarıyla bu şekilde. Yani bu tabii ki zamanla belki insanların zihninde değişecek bir algı ama bu beklentileri de baştan belki de açıkça böyle bir konuşarak, bahsederek onlara neyle karşılaşabileceklerini, nasıl bir süreç izleyeceklerini izah ederek belki birazcık şekillendirebiliriz. Şimdi biz sosyal kaygıdan bahsettik. Çok büyük bir yer ediyor ergenlerin hayatında dedik. Peki sosyal kaygı dışında sıklıkla ne gibi problemlerle biz karşılaşabiliyoruz bu dönemde? Yakın zamanda rehber öğretmenlere, psikologlara, yani aslında ergen ve ergenlerle uğraşan kişilere bir anket uyguladım ben. O yüzden kendi sonuçlarımı derleyerek çok toparlayacağım. Daha çok direnç. Nedir direnç? Durumun farkında olup adım atmak, çözüme adım atmak istememe ya da durumun farkında olmadığı için çözüme atmak istememe diyebiliriz. Kesinlikle bireyler arası problemler, sorumluluk almada isteksizlik, gelecek konusunda ümitsizlik gibi problemler ve daha çok aile içi, hele ki bu pandemi döneminde de uyguladığım için de olabilir. Daha çok evde vakit geçirdikleri için, arkadaşlık ilişkileri zayıfladığı için. Sizce nasıl seyretti bu pandemi dönemi evde ergenler açısından, aile açısından? Bol bol seminerli, bol bol televizyon programlı geçtiğini söyleyebilirim. Nasıl yani? Her yerde ergenlerle ilgili ve koronavirüsle ilgili konuşmalar yapılıyordu. Çocuklarla ilgili konuşmalar yapıyordu. Çünkü tamamen eve kapandılar. Sokağa çıkma saatleri farklıydı. İletişimleri tamamen farklıydı. Bu dönemde çok fazla kapandılar ve sürekli bilgisayar başında kalmaktan çok bunaldıklarını ve umarım öyle olmaz ama çok fazla bilgisayara maruz kalmaktan dolayı bir bağımlılık başlangıcı olduğunu söyleyebilirim ben. O zaman bu dönemde online eğitimle de karşı karşıya kalmışken ya faydalı oluyor mu sizce? Nasıl gidiyor bu online eğitim? Ya ergenlerin nasıl ihtiyaçları var ve bunu online eğitimde karşılayabiliyorlar mı? En çok hareket etmek istedikleri, en çok sosyal ilişkiler kurmak istedikleri bir dönem ergenlik dönemi. Fakat pandemi dönemi maalesef bunu gerçekten minimuma çekti. Sosyal ilişkiler kuramayan ergen daha çok ve çatışmaların olacağı bir dönem olması hasebiyle evde aile bireyleriyle vesaire çatışmalar yaşamaya başladı. Ama online eğitime bakacak olursak kendi nazarımla söyleyeyim beklediğimden bir tık daha iyi diyebilirim. Ama tabii dönem dönem çok inişler ve çıkışlar olabiliyor. Hani o dönemlerde de bir yandan da rehber öğretmen olarak görev yaptığım için o dönemlerde motivasyonumuzu nasıl bu dönemde sağlarız, nasıl kurarız ya da işte derslere olan ilgimizi nasıl arttırabiliriz? Çünkü kendileri de farkındalar. Hani artık bilgisayar başına oturmak istemiyorum. Önceden bilgisayar başına oturup oyun oynamak ya da başka bir şeylerle ilgilenmek benim için zevkliyken artık dersle alakalı bir şey bittiği zaman tamamen kalkmak istiyorum şeklinde bakıyorlar. Online eğitimde tabii bu da yine bireye göre değişir. Genellememek lazım ama verim alanların olduğu gibi hiç verim alamayanlar da oldu. Çünkü bu da yine bireye göre değişen bir şey. Bazı kişi işte daha sosyal etkileşimle öğrenir. Ya da ne bileyim bir sınava çalışacağı zaman bir arkadaşıyla belki o an çalışırken çok daha güzel öğrenir. Ama bu iletişimlerin hepsi, etkileşimlerin hepsi minimuma indi. Evet. Dolayısıyla maalesef ergenler için yani çocuklar için
hepimiz için çok çok zor bir dönem oldu. Ama bir şekilde süreci yürütmeye başardık. Umarım ileride daha olumsuz etkilerini görmeyiz. İnşallah, inşallah. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz Zeynep Hanım. Siz bizimleydiniz. Çok değerli bir konudan bahsettik. Ergenlik döneminden bahsettik. Aileler nasıl bir tutum sergilemeli? Umuyoruz ki izleyen herkes de keyif almıştır. Umarım inşallah. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Açıkçası ederim. Ben çok keyif aldım bu sohbetten. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. WOW TV ekranlarında tekrar görüşmeye devam edeceğiz inşallah. Kendini Bilmek programıyla karşınızdaydık. Tekrar görüşüne dek kendinize iyi bakın.